falan. Ne oldu iş? Kime iş? Ya şimdi bu tezgahı böyle bir ayarlaması lazım. Hepsini yırma yırdı ya. Süre başladığı için. Başladı. Hadi ayarlasın. Ben yardımcı olayım. Aysel hemen canım kettle açıyorsun sıcak suyu. Şerbeti unutma. Önce şerbet ocağa koy. Tamam mı? Beni panik yaptırıyorsun. Hayır, panik yaptırmıyorum. Yavaş. Yavaş. Ya, süremi yetişmesi için. Kettle'ın düğmesini aç. Sıcak suyu koy kettle'ı. Kettle'ın düğmesini aç. Anne, suyu koydum. Tamam. Sakin söyleyebilirsin bunları. Ya sakinim kızım. Telaş yapma. Yemeğim için yeterli olmayabilir. O yüzden ilave yapacağım burada. Diğer göğsü de alabilirsin Aysel'cim. Bize iki tane but yeter. Aysel dün kayınvaliden 5'i yapıştırıverdi valla. Dikkat evet. Et kızım elini kesmedi. Söyledi mi sana? Aynen söyledi bana. Ne düşünüyorsun verdiği puan konusunda? Yani inşallah hak etmiştir alan kişi ama biraz sıcak hazır... Sıcak su koyuyorsun Aysel'cim ona ama tavuğu yıkayıp da koy. Hazır şeyler olduğunu söyledi. Ben bunu daha önce yıkamıştım anne. Tamam. Panik yapmayalım. Hemen şerbet için buradan tencerelerimi alıyorum. 5 fazla mı geldi sana? Beş yani bu. Biraz fazla geldi. Ben Gülşen Hanım neyi 5 verdiğini anlamadım. Çünkü dün her şeyi eleştirdi. Ellerini silmek için peçeti yok dedi. Yok şu şöyle pirinç pişmemiş dedi. Her şeyi eleştirdi ama 5 verdi. Ben çok samimiyetle eleştirimi yaptım. Yani böyle neticede... Geçte çok yüksek bir puan değil ama akşam da yüksek puan. Evet, onun üzerinden onlar da ya 2 verip de ben 5 vermedim. Onlar benden bir puan düşük verdiler. Bir puan, evet yaklaşık. Yani ben puanımı çok yüksek bulmuyorum. Bu çok benim... yüksek değildi. Gecenin en yüksek puanıydı. Gecenin evet, gecenin bir tane bir yüksek olacak. O da benim kısmetim oldu yani. İyi oldu. İnşallah Aysel'e de aynı şekilde verirler puanları değil mi Aysel? İnşallah. Yani ben dün çok sivrildiğimi düşünüyorum. Çok konuştuğumu düşünüyorlar. Aslında çok konuşmadım. Onlar kendilerini ifade edemediler. Gülşen Hanım dün yemeklerin çoğunu eleştirdi. Beğenmedi. Ona rağmen kaldırdı, 5 verdi. Bugün Gülşen Hanım da olacağı için Gülşen Hanım kendine zemin hazırladı. Ben neyse ne oldum ama onlarda bir tutukluk vardı. Kendilerine... O ilk gün heyecanı. Onlar atacaklar. Evet, sen inanamayacaksın bugün onlara. Evet, ben kendim çok özgüven sahibi bir insanım. Kendime bu konuda çok güveniyorum. Onların kendilerini ifade edemediklerini, oylarını samimi kullanmadıklarını, biraz siyasi davrandıklarını düşünüyorum yani. Gül Hanım mesela dün mutfakta çok aktifti. Gelinine direktifler yağdırıyordu, sürekli konuşuyordu. Masada sus pus. Ben Gül Hanım'ı canım, tanıyamadım. Şerbeti koy önce tatlım. Dedim ama kime ama. Diyorum? Tamam. Kendi kendime konuşuyorum. Evet, annem şu an... Ben sana kilitlendi. Gideceğim birazdan zaten.